Yeni videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekemiyordum. Çünkü yine ne oldu biliyor musunuz? Hastalandım. İlkokula yeni başlayan çocuklar gibiyim. Bu sene sürekli hastalanıyorum. Çok şiddetli bir şekilde boğaz enfeksiyonu geçirdim. Hala da var. Yani öyle söyleyeyim. Halsizlik yaptı. 40 derece ateşlere kadar çıktım. 3 gün yattım falan filan. Bayağı böyle bir zordu. Hayatımda gördüğüm en kötü hastalıklardan biriydi galiba. Hiç ateşlenmem ben normalde. Ateş beni gerçekten çok halsiz ve bitkin bıraktı. Neyse ki şu an antibiyotik kullandığım için biraz daha iyiyim. Boğazımdaki şişlikler yavaş yavaş inmeye başladı. Bembeyaz bir tabaka vardı. Tükürüğümü bile yutmakta zorlanıyordum. Cumartesi günü başladı böyle boğaz ağrısı. Ondan sonra ne olduysa oldu. Pazar devam etti. Çok fena bir şey. Bir anda terliyorum, bir anda üşüme geliyor, titriyorum falan. Ateşim çıkmış oluyor. Acile gittik. İşte acilde çok fazla ilgilenilmiyor zaten. Sonra artık aile hekimine gösterdim. Baya kötü dedi. Baya bir enfeksiyon ya mikrop kapmışsın dedi. Öyle olunca da baya bir ağır atlattım. Neyse buna şükürler olsun. Bugün daha iyiyim. 2 gün hatta işten izin aldım. İşe gitmedim falan. Hep yatarak geçirdim. Dün kendimi iyi hissetmeye başladım artık. Yutkunabiliyordum falan. Bu 4 gün boyunca da hiç yemek yemedim diyebilirim. Yutkunmaya başlayınca işte biraz karnımı doyurdum. Yemek yiyince biraz halim yerine geldi. Çamaşır işim vardı. Çamaşırlar birikmişti. Onları yıkadım kurutmada. İşte kuruttum, ütüledim falan. Bugün de artık işe gittim şükürler olsun. Yani gerçekten sağlıktan önemli hiçbir şey yok hayatta. Bunu bilir, bunu söyleyeyim. Hiçbir şeyin tadı da olmuyor sağlık olmayınca. Bugün böyle Bilmem ve A101'den birkaç bir şey aldım. A101'den şöyle patates aldık. Kaç gündür yatınca tabii evde yemek de yok. Öyle olunca şimdi patates kızartacağım büyük ihtimal. Sonra şöyle 2 tane ekmek aldım. Şöyle bir led ampul gelmiş. Gün ışığı diye düşünüyorum. Umarım güzel çıkar. Oturma odasına takacağım bunu. Mutfağın ampulü de patlamış. Buraya da oturma odasındakini geçireceğim. Öyle düşündüm. Ne zamandır size söylüyorum. Tavalarım çok eskimiş diye. Bunu da A101'den aldım. Yanlış hatırlamıyorsam 279 liraydı. Şöyle bir tava. Umarım iyi çıkar. Çünkü küçük tavam da, büyük tavamı zaten göstermiştim size. Çok kötü haldeydi. Küçük tavam da çizilmiş. Onları da hemen çöpe göndereceğim. Yapmayacağım. Sonra şöyle çoraplar gelmiş. Bir tane şöyle çorap aldım. Niloş'a şöyle. Bunu hoşuma gitti. Bim'den aldım onu da. Sonra şöyle makyaj süngerim eskimişti. Geçen gün bir tanesini atmıştım çöpe. Bir tane de böyle makyaj süngeri aldım. Bir de Coroplast şöyle bir ıslak havlu çıkartmış. Bunu deneyeceğim, merak ettim. Bir tane de indirimdeydi. Yanlış olmasın. Bu sefer çamaşır suyu etkili aldım. 70 liraydı yüzlü. Bir de bunu aldım. Geçen gün süt tozunu aldım. Kap süt tozunu kokuttu demiştim. O süt tozu da bitti. Bu kapağı karbonat sürünce geçiyor. Onu deneyeceğim bir. Bunu da onun içine boşaltırım ya da normal kabına boşaltırım ki tekrar koku sinmesin. Çünkü kahvenin tadı çok kötü oluyor. Şimdi ben şu ampulü bir denemek istiyorum. Ondan sonra ampulü denedikten sonra da patates işine girişeyim. Ampulü bir merak ettim çünkü. Işığın rengi böyle oldu. Ben oturma odasında normalde şuradaki ledleri kullanıyorum. Şöyle görünüyor yani. Normal hali böyle. Televizyon izlerken falan ama biri gelip oturduğu zaman iğrenç bir renk gibi geldi bilmiyorum. İnsan uykusunu getirir. Böyle bu kadar şey düşünmemiştim loş olacağını. Ama yine bir Hakan'ın fikrini alırım. Bunu da şey yaparım. Anlayın. Eğer olmazsa zaten iade ederim. Buradakini mutfağa taktım. Çünkü mutfakta daha çok ışığa ihtiyacım oluyor o yüzden.
Şimdi patatesleri kızartmaya başladım. Nilhan köfte istedi. Köftesi tohumu bayağı azaldı. Yakın zamanda kıymalı köfteleri yenilerim büyük ihtimal. Bunlar da o kadar lezzetli olmuş ki anlatamam. Çok hoşuma gitti benim. Şimdi çözdürmeyeceğim. Biraz sonra bunları böyle hafif çözünecek. Ondan sonra açacağım. Patates de bu arada çok oldu. Artık kalanını da Hakan yer. Cumartesi günü mutfak dolap içini temizledim. Tezgah altı, aman tezgah altını diyorum, lavabo altını. Ondan sonra burayı da böyle düzenledim. Ama size çekemedim. Hastalanınca kaldı. Yaklaşık işte neredeyse bir hafta olacak. Bugün günlerden çarşamba bu arada. Ne olduğunu da söylemedim. Böyle cumartesi günü buraları falan düzenledim. Akşam da arkadaşımızın nişanı vardı, iş arkadaşımızın, oraya gittik. Orada zaten başlamıştı boğaz ağrım. Bunu da ödüyordum pazar günü işte. İşten geldikten sonra size gösteririm ama ne mümkün, yataktan kalkamadım. Burayı böyle dizayn ettim. Çiçekler buraya çok yakıştı, kokinalar. Bunları da buraya koydum. Yemek yiyeceğimiz zaman birazcık şöyle ittiriyorum şeyi, runner'ı. Ondan sonra tekrar böyle işimiz bittikten sonra bu düzende böyle gayet hoş durdu. Böyle cici cici durdu. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi patatesler kızardı galiba. A101'in patatesi çok iyi. Bu arada kızartma tencerenin tavamı da, yani şu tavayı da atmam gerekiyor. Artık ne kadar temizlersem temizleyeyim içindekiler çıkmıyor. Evet, bunlar pişmiş. Şimdi ben bunları alayım. İkinci postayı da atayım. Ondan sonra artık şeyde köfteleri de başlatabilirim. Bu arada günler boyu, yani 4 gün boyunca yediğim tek şey ya da içtiğim şeyler diyeyim, azıcık bir çorba içebildim, onu bile yutamıyordum. Keki sırf karnım doysun, ekmek zaten kesinlikle yutamıyordum. Kek yapmıştım hatırlarsanız, buzluğa atmıştım. Cuma günü misafirlerim vardı, onlara çıkartmıştım. Sonradan da diyordum ki hani hafta sonu işte okula, kursa götürürüz, orada yeriz falan diye düşünüyordum kendi kendime. Ama öyle olmadı. Hastayken her sabah gece 4'te uyanıyordum. Yani ki sabah da demeyeceğim artık, ağız alışkanlığı sabah. Gece 4'te uyanıp boğaz ağrısı ateşle. Hemen bir ilaç içebilmek için kekten ıhlamur ya da işte papatya çayı yapıyordum. O şekilde boğazımı yumuşatıp kekle beslendim. O da böyle şey değil, hani koca bir dilim değil, yarım yarım. 4 gün çok açtım. Öyle bir şu anda midem küçüldü ki hiçbir şey yiyesim yok. Bu kadar şey de bayağı gözüme fazla geldi. Neyse, artık yapacak bir şey yok. Bugün eğer bu videoyu yetiştirebilirsem sizin için düzenleyip hemen yüklemek istiyorum. Umarım yetişir. Bilmiyorum, bakacağım şimdi ne kadar oldu, nasıl oldu. Yani çünkü böyle uzun süre sizden ayrı kalınca özlüyorum galiba. Öyle artık, yani böyle bir bağ kurulmuş. Hatta bana böyle birkaç gün video atmayınca soruyorsunuz neden atmıyorsun diye. Geçen haftalarda çok güzel böyle aktif bir şekilde videolar çektim ve her güne bir videom vardı. Hatta birkaç gün öncesinden bütün videolarım hazırdı, bir haftalık falan. Böyle güzel güzel gidiyorduk. Yalnız elimdeki stoklar tükenince o işte yalan oldu. Neyse, bakalım sağlığımız olsun yerinde, dediğim gibi her şey oluyor. Yine bir şekilde size video stoklamaya çalışacağım. İnşallah
hoşunuza giden videolar oluyordur bilmiyorum. Gerçi hani şey değil ama konuşmuyoruz ama bu şeyleri böyle bazen ne yapsan izleriz diyenler oluyor. Kimisi diyor biliyorsunuz hep temizlik çekiyorsun biz sıkılıyoruz falan. Elimde o gün ne varsa ne yapıyorsam siz onları görüyorsunuz. Sizin için yani ekstra bir şey yapmıyorum. Yani sırf video olsun diye ekstra yaptığım bir şey yok. Zaten adı üstünde günlük vlog. Yani günlük ne yaşıyorsam, neler yapıyorsam parça parça hepsini görmüş oluyorsunuz. Neyse, ben şimdi şu köfteleri de bir başlatayım artık. Altını yakayım. Yalnız bu köfte sıçrar ve burayı mahveder. Azıcık altına yağ mı koysam dedim. Üstüne biraz sprey yağdanlıkla sıktım ama ya. Şöyle azıcık da altına koyayım. Çatırdamadan da bir kapak bulayım, giyeyim ona bir zahmet. Ondan sonra inşallah yemeğimiz hazır olacak. Nilhan çok acıkmış çünkü. Ben çıkartmak istediğim tava bu. Teflon çizilmiş biri bu. Orta boyu da mı sıkıntılı? Evet ya. Üçünü üç boyunu da çıkartıyorum. Bunlar ne markaydı? Ay, markası bile silinmiş. Ben genellikle teflon tavaları ucuz marka yani ucuz olanlarından seçiyorum. Çünkü sebebi şu, ne kadar pahalı da alsak, ucuz da alsak teflon çiziliyor ve gerçekten sağlığa zararlı bir madde üretiyor. Yani şunu yiyeceğime içinden bir şey, daha az para verip hani daha işte 2 sene mi ne oldu bunları alalım? 2 sene içinde işte çizileni falan atıyorum. Hem atarken içim acımıyor. Böyle pahalı alıp da attığım tavalar da oldu zamanında. O yüzden hiç gerek yok. Dediğim gibi şu tavalarda yine aynı işi görecek. Şurada da Nilhan ilaçları var. Biz Nilhan'ı geçen gün genel bir kontrole götürdük. Böyle sürekli gece 12'de başlayan bir öksürüğü vardı. Onun için götürdük. Bütün kan değerlerine falan bakıldı. Onda da demir eksikliği çıktı aynı benim gibi. Bir de bir şey eksikliği daha vardı. Unuttum. Demir ve D vitamini eksikliği vardı. O yüzden şey yaptık. Onu da ilaç takviyesi verdi doktor. Airfryer'ı neden kullanmıyorum? Aa, biri kullanmış bunu. Ben geçen gün bunu temizledim ama temizlediğimden hiç memnun kalmadım. Ondan sonra makine yatmıştım daha doğrusu. Şu kenarlarında böyle yağ izleri var. Geçen gün bir yerde gördüm. Diyor ki işte kimyasal maddeler ya daha doğrusu yağlar yukarı çıkıp tekrar yemeğin üstüne yapışıyor. Çok zararlı falan filan diye. En az su yani suyla sadece suyla 40 dakika çalıştırın yazmış bir yerde. Kaç kere de Instagram'da video gördüm. Böyle karşıma çıktı. Sırf onun için bunu o şekilde kullanmayı planlıyordum ama geçen gün tavuk yapmıştık. Hakan büyük ihtimal tavuğu ısıtmış burada. Şu açınca tavuk koktu. Bunu da o şekilde temizlemeyi düşünüyorum. Sadece suyla en azından ki o yukarıdaki teldeki yağlar o suyla beraber aşağı insin diye düşünüyorum. Köfte dediğim gibi oldu. Fark ettiyseniz sıçramaya başladı. Valla dün sağ olsun Hakan yani hastayken Hakan baktı bana. Pazartesi günü onun da izin günüydü. Normalde pazar günleri izinliydi. Ama ders programımız değişti. Öyle olunca da onun iznini pazartesiye almışlar. Pazartesi günü hem Nilhan'ı hastaneye götürdük hem beni hastaneye götürdük falan. Hakan da sağ olsun yemeklerimizi yaptı. Şöyle bir 2 dakika daha dursun. Bu da olacak herhalde. Şimdi köftenin kapağını açmaya da korkuyorum. Yalan yok yani nasıl olacak bilmiyorum. Böyle sıçrayan şeylerden gerçekten çok korkuyorum. Neyse. Genellikle bu şeyleri de böyle çözdürmeden yapmaya çalışıyorum. Bakteri üremesin diye. Sizin de aklınızda bulunsun. Şimdi şuna bakayım. Bunlar olmuş bence ya. A101'in patatesi bu yüzden güzel işte. Hem böyle çıtır çıtır oluyor hem de çabuk kızarıyor. Benim hoşuma gitti. Böyle bir ara patates alıyordum lastik gibi çıkıyordu. Yani o patateslerden sonra bunlar bana çok güzel gelmeye başladı. Ne güzel airfryer'a dönmüştüm. Evim yağ kokmuyordu. Hatta şu karşı duvar ve aspiratörün şu kısmı yağ almıyordu ama airfryer dediğim gibi bir öyle bir temizlikten geçmesi lazım. Onu duyduktan sonra dedim ki yağda kızartayım. Hakan da hafta sonu İlhan'la kalınca o da yağ çıkartmış. Yani yeni yağ koymadım. İkinci kullanışımız falan herhalde ya. Böyle. Mükemmel ışığımızdan size çekim yapıyorum. Yani Hakan görünce çok gülecek. Demişti çok düşük diye. Ben bu kadar düşük olacağını tahmin etmemiştim. Cumartesi günü de çiçeklerin hepsi kendinden geçmişti.
Bayağı bir hepsini düzene soktum. Şunlar falan bayağı bir yaprak dökmeye başlamış. Tyson hatta yemiş, halıya kusmuş falan. Onlarla uğraştım cumartesi günü. Böyle burayı bu şekilde düzenledim. Bu çiçeği de geçen gün Nilhan'ın toplantısında Nilhan öğretmeni vermişti bize. Böyle bir kese kağıdı içinde duruyordu. Ben de bunu buraya böyle bu saksıya ektim, onu buldum. Böyle şu köşeye dekor amaçlı koydum. Çok da güzel oldu. Böyle evi böyle birazcık süsledim. Tabii hiçbirinin tadını çıkaramadan hasta oldum. O da ayrı bir mesele. Köfteler de pişmek üzere. Hatta biraz altını tutturmuşum. Neyse oldu artık olan. Şimdi onlar kısalıyor. Biraz daha içleri pişsin diye bekliyorum. Çünkü buzluktan çıktığı için büyük ihtimal buzlu kalmıştır. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Lütfen abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bay bay.